Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin ailesi ve tüm milletimize bir kere daha sabır diliyorum. Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Bir yanda derin bir ekonomik kriz var. Diğer yanda jeostratejik riskler giderek ağırlaşıyor. Bu kriz ve risklere çözüm bulması gereken saray iktidarı ise mevcut risklere bir de siyasi riskleri eklemekte. 31 Mart'tan sonra iktidar sandıkla geldi İstanbul'dan, sandıkla gitmeyi içine bir türlü sindiremedi. 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu sarayın zoruyla sandık darbesi yaptı. Milletin verdiği mazbatayla birlikte İstanbulluların iradesi de gasp edildi. Yüksek Seçim Kurulu 16 gün uğraştı ancak çalınan minareye bir türlü kılıfı uyduramadı. Sarayda yazıldığı belli olan gerekçesiz bir kararla 1950'den bu yana oluşan tüm seçim hukuku ve içtihatlar çöpe atıldı. Daha önce 6 Mayıs'ta açıklanan kısa kararda seçimin iptal gerekçesi sandık kurullarında memur üyelerin eksikliğiydi. Biz de gerekçeli kararda bu memur üyelerin ve memur başkanların eksikliğinin seçim sonuçlarını nasıl etkilediği konusunda delillerin, maddi kanıtların yer almasını bekliyorduk. Ama bunun yerine kısa kararda sözü bile geçmeyen bir takım korsan ifadelerle gerekçeli kararda karşılaştık. Bunların bence kısa kararın yayınlandığı 6 Mayıs'tan tam bir gün sonra AK Parti'nin seçim neden iptal edildi başlıklı broşürü var. 7 Mayıs'ta İstanbul'da tedavüle sokuldu şu broşür. Şimdi bu broşürün başında diyor ki Yüksek Seçim Kurulu itiraz konusu edilen hem sandık başkanları ve sandık kurulu memur üye konusundaki buraya kadar tamam hem de oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin usulsüzlükleri tespit etmiş. Böyle bir şey yok. Yani kısa kararda bu ifadeler yok. Sadece sandık başkanları ve sandık kurulu ile ilgili memur üyelerin durumu var. Şimdi ama bir de baktık gerekçeli karara daha 7 Mayıs'ta yazılan bu ifade aynen girmiş. Arkadaşlar bu kararın nerede yazıldığı belli. Yani 250 küsur sayfa karar yazılmış. Bunun önemli bir kısmı muhalefet şerhi. 200 sayfası bir sürü tespit. Topu topu 12 sayfa var. Bu 12 sayfayı da 7 üye yazamamış. Çünkü bu minareye bir türlü kılıf bulamamışlar. Onu da saray yazmış, bunların eline vermiş, bunlar da imzalamışlar. Sonuçta ne olmuş? İmzasız mühür, oy sayım, döküm cetvelleri bu karara girince, gerekçeli karara girince, burada tam bir hukuksuzluk ortaya çıkmış. Tam bir kanunsuzluk ortaya çıkmış. Ve sonuç itibariyle gerekçeli kararın aslında gerekçesiz olduğu, hukuki bir metin olmadığı, tamamen siyasi bir metin olduğu ortaya çıkmış. Şimdi yine karara dönüp baktığımızda bu kararda memur olmayan sandık kurulu başkanlarının seçimin neticesine nasıl tesir ettiklerine dair tek bir somut bulgu yok. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir seçim sandık kurullarının oluşumunda hata var denilerek iptal edilmiş oluyor. Bunun adı sandık darbesidir. Bu alenen sandık darbesidir. Ancak dün sarayın kibirli kişisi çıkmış, şüphe var, şaibe var diyor. Seçim şüphe ve şaibeyle değil, maddi, somut ve delillere dayanarak iptal edilir. Bunun farkında bile değil.
Sandık darbesine giden yola döşenen taşlarda önceki kararlarıyla katkısı olan ama sonunda karara muhalefet eden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bile artık yeter demiş. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı usulsüz atanmış sandık kurulu başkanlarının seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirecek bir tespit olmadığından ben bu karara katılmıyorum diyor. Görmüyorum diyor. Böyle bir tespit yok diyor. Yani usulsüz oluşturulan seçim kurulları, usulsüz oluşturulan sandık kurulları seçimin neticesine tesir etmedi diyor. E o zaman ne oldu? Gerekçeli kararda sarayın, onun İstanbul adayının ve AK Parti sözcülerinin ağızlarına pelezenk ettiği oyların çalındığına dair hiçbir ifade de yok. Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla çalınanın oy değil mazbata olduğunu aslında ilan etmiştir. Bu arada sarayın elimizde dediği hırsızlık görüntüleri de bir türlü ortaya çıkmıyor. Bekliyoruz. Kaç defa söyledik. Madem ki böyle görüntüler var diyorsunuz, bunu mutlaka kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Ama çok ilginç. Sarayın İstanbul adayı da çıktı diyor ki, benim bu görüntülerden haberim yok. Bence bu yalanın da ömrü çok kısa oluyor. Aslında Sayın Genco Erkal hırsızlığı çok güzel tarif etmiş. Asıl hırsızın halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden alan olduğunu söylemiş. Ama bu yalan ve iftiraların sahipleri Ramazan günü nedamet getirmiyor. Dur durak bilmeden yalana devam ediyorlar. Mızıkçılar 10 parmaklarında 10 kara millete hakarete devam ediyor. Önlerine gelene hırsız damgası vuruyorlar. Ramazanmış, cuma namazıymış, cami açılışıymış, iftarmış dinlemeden hak yemeye devam ediyorlar. Bunun vebalini iki dünyada nasıl taşıyacaklar hakikaten çok merak ediyor insan. Bu kadar rahat söyleyenlere, yalan söyleyenlere bizim de şu soruyu sormak hakkımız. Devleti yöneten kişiler nasıl ve niçin yalan söylerler? Yalan söyleyen yöneticilerin yurttaşlarına saygısı var mıdır? Şu mübarek Ramazan ayında cuma namazının, cami açılışının, iftarların mehabetini, huzurunu bozuyorlar. Bir de Diyanet İşleri Başkanı'nı yanlarına alıp, yanlarında gezdirip siyasi şovlarına figüran ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçimi için bu kadar kendini ortalara atmaz. Ne oluyor anlamıyoruz. Milletini bu kadar bir belediye başkanlığı seçimi için bölüp parçalamaz. Bu kadar hakaret etmez. 39 ilçede miting yapacaklarını söylediler. Madem biraz önce söylediğim seviyede o hakaretlerle, iftiralarla siyaset yapacaklar, o zaman ortaklarıyla birlikte çıksınlar seçim meydanlarına. Bakalım bu iftiraları, bu hakaretleri seçim meydanlarında kaç kişi dinleyecek? Kaç kişi alkışlayacak? Kul hakkı yiyerek kaç tane miting yapabilecekler? Değerli basın mensupları, demokratik meşruiyetin kilit taşı olan sandığa yapılan bu darbenin ağır sorumluluğu iktidarın sırtındadır. Bu sandık darbesiyle sadece Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın, İstanbulluların Ramazan'da hakkı yenmemiştir. Bu hukuk cinayetinin faturası 82 milyon vatandaşımıza yani hepimize çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek. Sandıkta kaybedilen seçimi masa başında gasp etme operasyonu düğmesine basıldığı 1 Nisan'dan bugüne kadar tam 52 gün geçti. Ülke ekonomik krizde biz koskoca bir 52 günü kaybettik. İşsizlik ve pahalılık altında milletimiz zaten eziliyordu. Şimdi fatura giderek daha da ağırlaşıyor.
1 Nisan'da gerekçeli kararının açıklandığı 22 Mayıs'a kadar Türk lirası dolar karşısında %10 değer yitirdi. Bu 52 günde. Kendi ligimizde en fazla değer yitiren para Türk lirası oldu. Daha önce Arjantin'in arkasındaydık, şimdi onu da geçtik maşallah. Faizler 5 puan birden arttı. %26 oldu. Kredi temerrüt sigorta primleri, yani bir borcun ülkenin borcunu ödeyip ödeyemeyeceği konusundaki riski gösteren primler. Kriz seviyesi olan, bütün dünyada kriz seviyesidir denen 500 puanı geçti. Bunun nedeni sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçim süreci. Açık söyleyeyim, ekonomideki bu bozulmanın nedeni. Yatırımcı artık bu ülkede hukuk yok, daha da gelmem demeye başladı. Şirketlerimiz 120 milyar Türk lirası kur farkı zararı yazdı. Borsadaki şirketlerin piyasa değerindeki düşüş ise 86 milyar Türk lirası. Tüketici güveni tarihi diplerde. Bunların her birinin bizlere üretim, işsizlik ve enflasyon cinsinden çok ciddi faturaları olacak. Sanayi üretimi Türkiye'de 3 çeyrektir daralıyor. Anlaşılıyor ki bu yılın ikinci 3 ayında da bu gerileme devam edecek. Sarayın kibirli kişisi 2023'te dünyada en yüksek gelire sahip 10 ülkesi arasına gireceğimizden hala daha bahsediyor. Arkadaşlar, onlar bunu söylerken İstanbul'da yaptıkları hatalar nedeniyle, yarattıkları belirsizlikler nedeniyle 52 günde milli gelirimiz tam 81 milyar dolar düşmüş. Nasıl ilk ona gireceğiz? Resmi işsizlerin sayısı 4 milyon 730 bine ulaşmış. En geniş tanımıyla işsizlerimizin sayısı 8,5 milyon kişiyi geçmiş. Bu haliyle işsiz sayımız, hep söylüyorum, dünyada 97 ülkenin nüfusundan daha fazla. Resmi işsizlik oranımız %14,7 ile Haiti, Yemen, Irak, Ruanda ve hatta savaşlarda yok olan Suriye ile aynı seviyede. İşler bu halde. İşsiz insanlarımızın artık dayanacak hali kalmadı. Kendilerini yakıyorlar, köprüden atlıyorlar, yaşamlarına son veriyorlar. Bu ülkede bunlar yaşanırken ekonomiden bir haber, sarayın kibirli kişisi şunu söylüyor. Varlıklı kişiler 50'şer işçi alsalar bu iş çözülür. Yani demek ki bu işsizliğin sorumlusu da varlıklı kişiler ve onların sahip olduğu işletmeler, şirketler. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz gideceksiniz, yaptığınız hatalarla ülkede tüketici güvenini perişan edeceksiniz. Yerlerde süründüreceksiniz. Tüketicinin gidip de mal alacak hali kalmayacak. Ondan sonra bu işletmelerde 50'şer kişi alacaklar ama mallarını satamayacaklar. Bunu nereye kadar sürdürecekler? Sorumlu tamamen kendileri. Böyle ona buna 2,5 milyon kişi al, şunu yap, bunu yap diyerek bu işler çözülmez. Hele hele şimdi planladıklarını görüyorum. Bir takım işsizlik tanımlarının içine zoraki, zorunlu alımları koymak suretiyle işsizliği azaltacak operasyonlara girişmekle bu işler çözülmez. Bu sorunu saklayamazsınız. İşte gençleri işe alacak. Tabii ki alsınlar. Gençlere staj vereceklermiş, eğiteceklermiş. Tamam, tabii ki bunları yapsınlar. Ama bunları çalışıyor gösterecekler. Bunları çalışıyor gösterip Türkiye'de işsizlik meselesini çözdük diye ortalara dökülecekler. Bakın şunu söyleyeyim. Emirle, demirle, manipülasyonla bu işler yürümez. Ekonomi yürümez. Memlekette yatırım ve iş yapacak iştah bırakmadılar. Yatırım ve üretim olan yerde istihdam olur. Bırakın istihdamı, son bir yılda hep söylüyorum 811 bin kişi çalıştığı işten ayrılmış. Bunların bir kısmı işçi, bir kısmı da o iş yerinin sahibi.
Ama sosyete damat da kayınpederden maşallah geri kalmıyor. Demiş ki Haziran ayında cari denge hayırlısıyla fazla verecek. Övünüyor. Şimdi üretip satarak, ekonomiyi büyüterek, ekonomiyi canlandırarak cari fazla verseler tamam. Ama ekonomi perişan, daralıyor. Küçüldükçe küçülüyor, ithalat düşüyor, işsizlik zirve yapıyor. Sen de cari fazla veriyorum diye övünüyorsun. Bir oturup düşünmen lazım bu durumda. Damadın bu hali aynen, mektepleri kapatsak eğitimi ne güzel idare ederiz diyen bakanın halini hatırlatıyor. Damat Bey bununla da yetinmeyip işsizlikte en kötüsü geride kaldı demiş. Ben açık söyleyeyim. Damat bakan ya öncü göstergelere hiç bakmıyor. Ya bu göstergeleri okumasını bilmiyor. Ya da TÜİK'e başkan atadığı arkadaşına rakamları makyajla diye herkesin önünde talimat verir. Değerli basın mensupları, bu krizin artan yükünü özellikle dar gelirli ve emekçi yurttaşlarımız çok daha fazla hissediyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 8. ekonomisi olan Türkiye'de paranın satın alma gücü her gün kar gibi eriyip gidiyor. İktidar krizi aşmak için kapsamlı, tutarlı, ekonomideki tüm oyuncuların ortak aklıyla hazırlanmış ve herkesin içine sinecek, güven verecek bir program yerine işleri aspirin tedavisiyle, pansumanla götürmeye çalışıyor. Tüm toplumsal kesimleri bir araya getirecek platformları hala daha çalıştırmıyor. 2009 Şubat ayından bu yana, yani 10 yıldan daha fazla bir süredir anayasada bu tür olaylarda değil, düzenli olarak her yıl toplanması önerilen, yani yılda birkaç defa toplanması önerilen Ekonomik ve Sosyal Konsey 10 yıldır toplanmıyor. 24 Haziran'dan önce verilen sözlerde unutulmuş gözüküyor. Bir tek bütçeye para getirecek bedelli askerlikle ilgili düzenleme mecliste. Ama şunu soruyorum. İktidar söz vermişti. Ne oldu 3600 ek gösterge? Tık yok. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce yurttaşımız bu soruna adil bir çözüm bekliyor. Nerede emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözecek düzenlemeler? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, sarayın adayı sabredin falan diyor ama ortada hiçbir şey yok. Milletin dertlerine, sorunlarına tamamen sırtlarını çevirmiş vaziyetteler. Bir tek öncelikleri var. O da İstanbul'un rantı, İstanbul'un koltuğundan kalkmayıp bu rantı ellerinde tutmak. Millet perişan ama onlar ihaleler ve yandaş vakıflar üzerinden kurdukları saadet zincirlerini sürdürmek heyecanı, sürdürmek iddiası içindeler. Millet kendini yakıyor, onlar makam arabalarıyla, yönetim kurulu üyelikleriyle kurdukları saltanat düzenini düşünüyorlar. Ankara'da her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. İstanbul'da 18 günlük başkanlık döneminde ortaya çıkan israfa yayın yasağı geldi. Bu beyler saltanat düzeni sürsün derdindeyken ülkemizin jeostratejik riskleri büyüyor. Faiz döviz çıldırmış vaziyette. Millete ekonomik krizi çözerim diye söz verip o istediler ama bu sözlerini çok çabuk unuttular. 31 Mart'tan önce milletimize illet dediler, zillet dediler, hatta terörist bile dediler. Bu hakaretlere milletimiz sandıkta en güzel cevabı verdi İstanbul'da. Şimdi de İstanbul'un rantı için Ramazan'ın mehabetini bir kenara bıraktılar. Kul hakkına girip yalan ve iftirayla kampanya yürütmeye başladılar. Milletimiz bunlara hak ettiği dersi yine sandıkta verecektir. Milletimiz Ekrem İmamoğlu'na bunların elinden aldığı hakkı, yeniden milletin verdiği hakkı masa başında Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldılar. Şimdi bu hakkı milletimiz yeniden Ekrem İmamoğlu'na iade edecektir. Artık sağa sola iftira atmayı, kul hakkı yemeyi bıraksınlar. İşlerini yapsınlar, milletin onlara vergileriyle, anaların ak sütü gibi helal vergileriyle ödemiş olduğu maaşların hakkını versinler. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun.
Ben de Vay Televizyon Selahattin Hocaklı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kamu görevlisi listesine imamları da ekledi. İmamların da sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapacağı yönünde iddialar var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sanıyorum olumlu cevap vermiş Yüksek Seçim Kurulu'na sorulmuş. Yüksek Seçim Kurulu da buna olumlu cevap vermiş. İmamlar da 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarıdır. Dolayısıyla bizim buna herhangi bir itirazımız olmaz. İhlas Haber Ajansı Neşra Durmaz. Efendim Canan Kaftancıoğlu kamu sandık kurulu listelerinde yine kamu görevlisi olmayanları tespit ettiklerini söylemişti. Bunun üzerine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım itiraz etsinler, değiştirsinler dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi açıkçası bu memur olmayan üyeler nedeniyle itiraz edip seçimi iptal ettiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayının söylediği bu laflar ilginç. Yani biz tabii ki itiraz edeceğiz. Biz tabii ki bundan sonra yeni bir YSK darbesiyle milletin verdiği oyların gereğinin yapılmaması, milli iradenin çalınmasının önlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu itirazları da yapacağız. Zaten İstanbul'da İstanbul İl Teşkilatımız Başkanları Canan Kaftancıoğlu ile birlikte bu konuları gerçekten çok dikkatli bir şekilde götürüyorlar. Kimsenin endişesi olmasın. Ama Binali Bey'in söylemiş olduğu bu laf gerçekten ilginç. Yani demek ki onlar itiraz etmeyecekler. Eğer seçimi kaybederlerse bir daha masada aynı şeyleri iddiaları dile getirerek seçimi kapabilmek için bunu kullanacaklar. Bu bir başka şeyi daha çağrıştırıyor. Hep söylüyorum. Bu sandık başında memur olmayan başkanları nereden tespit ettiler? Bunlar ilginç. Bir anda bunlar nasıl ortaya çıktı? Acaba bunlar bundan önceki seçimde seçimi kapabilmek için konulmuş olan mayınlar mıydı? Seçimi kaybedince de bu mayınlar ortaya mı çıkarıldı diye insan düşünmeden edemiyor. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.